Merhaba arkadaşlar. Bu hafta da nümerik analizinde oktav programının kullanımına devam ediyoruz. Geçen haftalarda genel olarak oktav programının kullanımına değinmiştik ve hangi komutları kullanabileceğimizi, nasıl bir fonksiyon yazabileceğimizi ele almıştık. Ayrıca script dosyası, buradan yeni bir script dosyası oluşturup nasıl çalıştırdığımızı görmüştük. Yani biz script dosya oluşturup herhangi bir matematiksel ya da nümerik işlemi ileride tekrar aynı komutları yazmamıza gerek kalmadan hızlıca çalıştırabilirdik. Bir diğer oktav özelliği olan fonksiyon özelliği. Yani script'in bir üst segmenti diyebiliriz buna. Fonksiyon script'ten farkı ise bir veya birden fazla input'unun, yani giriş değerinin, parametresinin olması ve aynı şekilde çıkış parametresi veya parametrelerinin olması olarak tanımlayabiliriz. Öncelikli olarak burada yeni bir fonksiyon tanımlayalım. Yeni bir fonksiyona tanımla deyip fonksiyonumuzun adı, öncelikli olarak fonksiyona bir isim olması gerekiyor. Nümerik deneme diyelim. Nümerik deneme. Fonksiyonumuzun ismi nümerik deneme olarak tıkladığımda yine mfile şeklinde bir fonksiyon oluşuyor. Dikkat ettiyseniz şurada otomatik olarak kendisi fonksiyonun başlangıç ve bitiş değerlerini atıyor. Ve şuradaki yeşil yazıyla görülenler işlevi olmayan genel fonksiyon tanımı. Yani siz kendiniz bir fonksiyon belirleyecekseniz, yazacaksanız buraya fonksiyonun ön tanımını sharp işaretiyle ekleyebilirsiniz. Yani burada bir açıklama eklemeniz gerekiyor. İşte fonksiyonun genel tanımı, fonksiyonun girdileri ne olacak, inputları, çıktıları ne olacak, outputları, onları burada önden tanımlayabilirsiniz. Veya işte fonksiyonu yazan, yazıldığı tarih vesaire, genel bilgileri içeren bir fonksiyon belirleyebilirsiniz. Ama fonksiyonun genel içeriğini burada function ile end arasındaki şuradaki boşluğa yazılacak. Burada ritual diye bir çıkışımız var. Yani burada fonksiyonumuzun, öncelikle fonksiyonumuzun adı az önce belirlediğimiz gibi num deneme şeklinde bir fonksiyon ismi belirlemiştik. Bunu isterseniz kök bulma veya işte denklem çözümleme, Gauss eliminasyon vesaire belirleyebilirsiniz. Fonksiyonumuzun bu adı. Fonksiyonumuzun iki girişi var. Burada input 1 ve input 2 şeklinde. Tabii ki bu inputları artırabilirsiniz. Input 3, input 4 veya isimlerini değiştirebilirsiniz. Herhangi bir değişken ismi de verebilirsiniz. Aynı şekilde fonksiyonumuza baktığımızda bir adette çıkışımız görülmektedir. Yine fonksiyonun çıkışını artırmak isterseniz fonksiyonun çıkışlarını kod tamamladıktan sonra yine nasıl bir çıkış arttırdığımızı göstereceğiz. Öncelikli olarak fonksiyonun mesela çıkış ismini bir değiştirelim. Out1 diyelim. Out1 olsun. Bu da in1, in2 şeklinde olsun. Evet. Şöyle öncelikli olarak, evet, sonuç olacak. Sonuç olarak burada bir output'umuz, çıkışımız, bir de iki giriş sinyalimiz olacak. Yani biz fonksiyonumuzu çağırdığımızda bizden komut ekranında iki input'u girmemizi isteyecek ve sonuç olarak bize bir çıkış verecek. Şöyle diyelim fonksiyonumuza. Out1 eğer ki mesela if, buraya tabii ki
önceki haftalarda bahsetmiş olduğumuz komut ekrana yazacağımız, yazabileceğimiz tüm fonksiyonları aynı şekilde buraya da aktarabiliriz. Yani for döngüsü, while döngüsü, if durumları veya işte sinüs fonksiyonu, kosinüs, trigonometrik, üstel fonksiyonların hepsini aynı şekilde buraya da yazabiliriz. Şimdi öncelikli olarak bir out bir diyelim. Eşittir. Bakın direkt çıkıyor. Eşittir. In 1 artı in 2. Evet. X'inin toplam yani benim girmiş olduğum değerleri sonuç olarak verecek. Evet. Öncelikli olarak dosyamızı kaydedelim. Save file diyelim. Tabi buraya kaydetti. Biz istediğimiz yere kaydetmek için save file as diyelim. Ve bizim numerik olarak tanımladığımız klasörümüzün içine buraya tanımlayalım. Tabii ki adını yine istediğiniz bir isim olarak da değiştirebilirsiniz. Şuraya ne diyelim? Önceki haftalarda deneme 3, deneme 4 olarak demiştik. Bu da şeyle aynı isme sahip olsun. Fonksiyonla aynı isme sahip olsun. Kaydettik. Evet, şimdi buradan klasörümüzün olduğu yere gideceğiz. Şuradaki klasörü tamam. Kursus numerik analiz dedik. Klasörümüzü bir alt klasörü lab klasöründe olduğu için evet şu anda geldiler. Şu an bunu buraya kaydettik. Şimdi ben bunu çalıştırmak istediğimde şurada komut ekranına geliyorum. Dosyamın adını yazacağım. num.dnm. Buradaki adı olduğu gibi yazıyorum. Enter'a tıklıyorum. Burada bir hata verdi. Hata ne demiş? Undefined in 1 in L mi yaptık orayı bir bakalım. Hayır. Evet, fonksiyonumuzun iki girişi olduğu için dolayısıyla bizim girişleri unuttuk biz. Num deneme dedik. Buradan parantezi açıyorum. Birinci inputumun değeri 2 olsun. İkinci inputumun değeri de 3 olsun. Enter'a bastığımda bakın 2 artı 3 5'i veriyor. Bizim fonksiyonumuza tekrar gelecek olursak ne yapıyor? Burada fonksiyonda ikisini topluyor. Bakın ben sadece girdilerimi giriyorum ve bana output'umu 5 olarak direkt hesaplayıp veriyor. Ben şurada toplama değil de çarpma olmasını istesem ne yapacak? Girmiş olduğum değerleri çarpacak. Tabii önce bir kaydetmemiz lazım dosyamızı. Save file diyorum çünkü şu anda buradaki uzantıya kaydedildiğini biliyorum. Şimdi benim buraya girdiğim input 1 ve input 2'yi çarpıp sonuca gösterecek. Şimdi yine eski fonksiyonumu çağırıyorum. 2 ile 3'ün çarpımı 6 sonucunu verecek. Bakın direkt 2 ile 3'ü çarptı ve sonuca 6 olarak yansıttı. Dediğim gibi buradaki fonksiyonları istediğimiz gibi artırıp azaltabiliriz. Mesela şuraya diyelim ki sin input 1 artı kosinüs input 2. Yani biz bir açı da girebiliriz sonuç itibariyle. Girdiğimiz açıların sinüsünü ve kosinüsünü alıp toplayıp sonuca atayacaktır. Tabi istersek bundan önce farklı değişkenler tanımlayıp işlemler de yine yapabiliriz. Mesela diyelim ki farklı bir değişken tanımladık. T eşittir. Input 1 artı input 2. In 1 artı in 2 dedik.
alta geçtim. Y eşittir 2 çarpı t mesela. Daha sonra output'uma hangi değerin gelmesini istiyorsam mesela onu atayabilirim. Mesela şöyle bir şey diyebilir şuraya. Y artı t. Yani ne yapacak? Input 1 ile input 2'yi toplayacak. Daha sonra 2 ile çarpıp burada da t ile y'yi toplayacak. Yine kaydetmemiz gerekiyor. Yaptığımız değişiklikler. Aynı işlemi tekrar yaptığımda 2 ile 3'ün toplamı 5. Değil mi? Buradan 2 ile 3'ün toplamı 5. 5 çarpı 2 10. 10 ile 5 topladığımı sonucu 15 olarak yansıtıyor. Yani biz illaki çıkışa yansıtılmasını istediğimiz şeyleri şurada tanımlamamız gerekiyor. Mesela şuraya şu şekilde out 1 out 2 deyip ikinci değişkeni de tanımlayabiliriz. Out 2'de ne olsun diyelim. Out 2 eşittir. O da y ile t'nin çarpımı olsun. Y ile t'nin çarpımı ne? 2 ile 3 değerlerini girdiğimizde 5 ile 10, 50 olacak. Yani bize hem 15 hem 50 sonucunu göstermesi gerekiyor. 2 ile 3 değerini girdiğim zaman. 2 ile 3'ü çarptığımda 15 değerini gösteriyor. Şu an kaydetmediğim için önceki değeri gösteriyor. File'ı kaydediyorum. Tekrar çalıştırıyorum. Evet, buradaki noktalı virgülleri kaldırarak ekranda görünmesini sağlayabiliriz. Tekrardan 2 ile 3'ü çalıştıracak olursak bakın çıkış 1'in değeri 15, çıkış 2'nin değeri de 50 olarak yansıtılmaktadır. Tabi dilersek bunları if durumlarına ve while for döngüler içinde kullanabiliriz. Mesela diyelim ki if eğer ki mesela input 1 küçük input 2 ise o zaman ne yapsın? Çıkış 1 out 1 eşittir x'in toplamı olsun. As if ya da büyük, yani yine bir if durumuna gerek yok. As dedik. Out 1 veya out 2 eşittir x'inin çarpımı. Ve end döngüsünü, if döngüsünü kapatmamız gerekiyor. Evet, şuradan if'in kapanıp kapanmadığını kolaylıkla görebilirsiniz. Bakın fonksiyon tamamını kapat, aç. Bu arada şuradaki yeşil text ifadelerini iptal edebiliriz. Fonksiyonumuzu daha net görebilmek adına. Burada dedik ki eğer input 1 küçükse out 1 x'inin toplamı olsun. Eğer ki tam tersi, yani ya da büyük değilse bu hangi durumlar olabilir? Eşit ya da input 2'nin daha küçük olduğu durumlarda buradaki sonucu verecek. Evet, bunu kaydediyoruz. Save file dedikten sonra komut ekranına geliyorum. Çalıştırıyorum. Sonucumu 5 olarak out 1. Niye? Input 1, input 2'den küçük değil mi? Şuradaki durumu x'in topluyor. Şimdi input 2'yi daha küçük bir değer atayalım. Mesela input şurası 1 olsun. Bu sefer ne yapacak? X'inin çarpımını sonuç olarak gösterecek ekrana. Evet. Daha önce burada belli fonksiyonları önceki haftalarda göstermiştik. İşte istersek toplama, çarpma, çıkarma vesaire
işlemler yapabiliriz. Matrislerle ilgili veya herhangi bir matris girip büyüğünü, küçüğünü tanımlayabiliriz. Yani benzer şey fonksiyonlarını burada da yapabiliriz. Matris tanımlamaları. Burada yine figür çizimini gerçekleştirebiliriz. Yani burada değişken tanımlayıp bir figürü çizimi yine gerçekleştirebiliriz. Burada yine şöyle yapalım. Tek bir inputumuz olsun. Yani şuradaki for döngüsünü tekrardan girelim. Ve çıkışa atayalım. Bizim bir girişimiz olsun ve o girişin sürekli üstünü alsın mesela. 10 döngü içinde. Tek bir girişimiz olsun ve tek bir çıkışımız olsun. Şimdi burayı iptal ediyoruz. Şuradaki for döngüsünü yapacağız. Amacımız şu olsun. Bir input sinyali olacak ve ben bu input sinyalini 5 defa veya 10 defa toplayacağım. Ya da şöyle bir döngü de oluşturabiliriz. Bizim bir inputumuz olacak. Bu input sinyalin 1'den 5'e kadar olan üssünü alacağız. Şöyle yapalım daha doğrusu. Şuna input 2 yine kalsın. Dediğim gibi buradaki input 2'ye girdik ama buradaki değişkenin tanımlamasını kendiniz de yapabilirsiniz. Herhangi bir değişken ismi tanımlayabilirsiniz. Amacımız şöyle olsun. For i eşittir 1'den input 2'ye kadar olsun. Ya da input 1'e kadar olsun. Alta geliyorum. Ve i eşittir 2 üzeri i. 2 üzeri ya da şöyle in 2 üzeri i. Evet. Amacımız şu şekilde olsun. End. Tabi önce bir v vektörü tanımlamamız gerekiyor. V eşittir v eşittir zeros kaç tane olacak? Input 1 olduğu için input 1'den input 1 sayısı kadar zeros oluşturacağız. Yani şuradaki döngüyü bizim kendi fonksiyonumuza uyarlamış olduk. Amacımız ne burada? Kaç tane sayı olmasını istiyoruz ve bu sayıların üstünü alıyoruz. Mesela şuradan input 2 diyelim ki input 1'i 5 girdik. Ne yapacağız burada? 5 tane bir matris oluşturacağız. 5'lik, 5'e 1'lik bir matris oluşturacağız. Input 2 ile de bunu mesela buradan input 2 de 3 olsun. Ne yapacağız? 3'ün 1'den 5'e kadar olan kuvvetini alacağız. Evet, kaydediyoruz. Ve sonuca da yansıtmasını isteyeceğiz. Out eşittir. Out 1 eşittir V olacak. Ve çıkışımızda V'yi atayacağız. Şimdi komut ekranına geliyorum. İki tane girişim olacak. Yine adı num denemedir. İki tane girişim olduğu için buraya iki adet giriş ekleyeceğim. Input 1 ve input 2. Input 1 neydi? Kaçıncı kuvvete kadar almak istiyorum? 5. kuvvete kadar almak istiyorum. Hangi sayının mesela 5'in veya 4'ün
birden beşinci kuvvete kadar değerlerini görmek istiyorum. Enter'a bastığımda bakın bana 4'ün 1. 2. 3. 4. ve 5. dereceden kuvvetli değerlerini yansıtıyor. Evet, benzer şekilde mesela şuradan değerlerimizi mesela farklı bir örnek için yapalım bunu da. Daha iyi anlaşılması açısından mesela şöyle 10 tane 10. kuvvete kadar hangi sayının 10. kuvvete kadar değerini görmek istiyoruz? Mesela 2'nin. 2'nin 1'den 10. kuvvete kadar değerini görmek istiyoruz. Yani bana ne gösterecek? 2, 4, 6 ve 10. kuvvete kadar yani 1024'e kadar değerleri gösterecek. Bu şekilde fonksiyonumuzu burada bu şekilde tanımlayabiliyoruz. Yani her defasında yani benim girdilerim belli, çıktım belli ise her defasında fonksiyona gelmektense ben buradan hızlıca girdilerimi değiştirip beklediğim sonucu hızlıca görebiliyorum. Script'te bu özellik yoktu hatırlayacak olursak. Yani inputları değiştirmek için sizin fonksiyona gelip buradan değişkenleri kendiniz manuel girmeniz gerekiyordu. Ama fonksiyonun özelliği ile direkt fonksiyon ismi ve değişkenleri, inputları sırasıyla girdiğimizde bizde sonucu verecektir. Aynı döngüyü while içinde gerçekleştirebiliriz. For döngüsünü mesela silelim. While döngüsü için yine benzer uygulamayı yapalım. Mesela while i, tabii i'nin bir başlangıç değeri olması gerekiyor. 5'ten küçük olduğu sürece dedik şuradan i'nin i'ye bir başlangıç değeri atamamız gerekiyor. i 1'den başlayacak. 5'ten küçük olduğu sürece mesela ve i, tabii ki ve küçük olacak. Ve i eşittir. Burada da şöyle bir işlem yapalım. Her defasında input 2'yi 10 ile çarpalım. Tabii ki şu 5'ten küçük değil. Input 1'den küçük olduğu sürece olacak. Input 1'den küçük olduğu sürece çarpı input 2. Evet, fonksiyonumuzu kapatacağız. End deyip while'ı kapattık. Ve out 1'e v değişkenini atıyorum. Evet, yine zeroları oluşturduk. Buradan döngüyü while ile nasıl yapıldığını görmek açısından ne yaptık? Her defasında input'u 10 ile çarptık. Ya da istersek her defasında 10 ile toplayabiliriz. Yani ne yapıyor? Her defasında input 2'yi 10 ile topluyor veya 10 ile çarpıyor vesaire. Şöyle de yapabiliriz. Input 2 artı input 1 çarpı 10. Input 1 çarpı 10 artı input 2. Yani şöyle diyelim. Input 1'e 3 girdik. Input 2'ye de 5 girdik. Burada ne yapacak? 3 girdiğimiz için 3 adet bir döngüsü olacak. 1, 2, 3 şeklinde. Burada da her defasında input 1 ile çarpacak. Input 1'in tabii ki değeri sabit olduğu için input 2 de sabit. Sabit değerleri gösterecek. Şuraya o zaman i yapalım. 10 çarpı i artı input 2 şeklinde olacak. 3 döngüde 10 çarpı 1 artı input 2 5 diyelim. 5. 10 çarpı 2 artı 5 şeklinde sonuçları gösterecek. Evet, bunu öncelikle kaydetmemiz gerekiyor. Save file dedikten sonra komut ekranına geliyoruz. Evet. Num deneme dedik. Fonksiyonumuzun adı.
iki inputumuz var. Birinci inputumuz bizlere kaç adet döngü olmasını istiyoruz. Mesela 4 döngümüz olsun ve input 2 değerimiz de 10 olsun mesela. Enter'a bastığımızda input 1 için değerimizi okuyor. Tekrar fonksiyona gelecek olursak evet, fonksiyonda bir eksiklik olduğunu açıkça görebiliyoruz. Eksikliğimiz de ne? I değeri artmadığı için 1 ve sonsuz bir döngüye gitti. Şu an sonsuz bir döngüye girmiş bulunmaktadır Octave. Bakalım. Sonlandırmıyor. Dolayısıyla sonsuz bir döngüye girdiği için kapatmamız gerekiyor ve tekrar kapatıp baştan açmamız gerekecek. Bunun nedenini tekrar edelim. Bakın burada while döngüsünde i 1 sürekli input 1'den küçük. Burada bizim yapmamız gereken şuraya i art i eşittir i artı 1 dememiz gerekiyordu ve dosyayı kaydetmemiz gerekiyor. Dosyayı kaydettikten sonra bu halen sonsuz döngüde. Bunu kapatıp baştan açalım Octave programını. Evet, kaydetmek istiyoruz son yaptığımız değişiklikleri. Evet, burada fonksiyonumuzu 1 ile toplayıp kaydetmemiz gerekiyordu. Kaydettikten sonra tekrar komut ekranına geliyoruz. Num deneme 4'e 10 dedik. Burada 4 döngü olmasını istiyoruz. 4 döngüden sonra döngüyü tamamlayacak. Evet, burayı unutmayalım. Şöyle while döngülerde while'ı aynı şekilde for döngüler içinde geçerli. Döngüyü tamamlamak koşullarını sağlamanız gerekiyor. Aksi takdirde sonsuz bir döngüye girer ve program kilitlenir. Şimdi tekrar koda bakacak olursak başlangıç değeri atıyoruz. Hatta şuraya noktalı virgül atıp ekranda görünmesini istemiyoruz diye kaydedelim. Her defasında burada i 1 artacağı için 1'i 2, 3, 10 ile çarpıp input 2 ile toplayacak. Yani biz sonuçta neyi göreceğiz? 4 döngüde 10 artı 10, 20. 10, 20 artı 10, 30. Yani 20, 30, 40, 50 değerlerini görmemiz gerekiyor. Evet. Gördüğümüz gibi arkadaşlar kodu sonuç olarak da hızlıca yansıyor. Yani biz burada belirttiğim gibi asıl amacımız fonksiyonda inputumuz ve outputumuz belli ise fonksiyon olarak yazıp direkt girdileri. Tabi girdi sayısını istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Girdileri buradan bakın istediğimiz gibi değiştiriyoruz. Fonksiyonumuzu hızlıca yansıtıyoruz. Burada da mesela 5 değeri olsun. Ne yapacak? 10 çarpı 1 artı 5. 10 çarpı 2 artı 5. Evet. Yani i değeri artışı kadar 10 ile çarpacak ve 5 ile toplayacak. Yani sonuçta ne göreceğiz? 15, ondan sonra 25, 35 şeklinde ta ki 55'e kadar değerler görmemiz gerekiyor. Evet, 15, 25, 35 şeklinde fonksiyonu. Yani bunun önemi, biz mesela bunu nümerikte nerede uygulayacağız? Fonksiyonlarımız mesela, yani siz burada isterseniz farklı fonksiyonlar da tanımlayabilirsiniz. Yani input girdilerinizi isterseniz fonksiyon olarak da tanımlayabilirsiniz. Bunu önümüzdeki haftalarda vakit kalırsa değineceğiz. Yani inputları isterseniz bir fonksiyon tanımlarsınız. Mesela y eşittir x kare eksi 2. Bunun köklerini bulmak için işte bisection yöntemi var. 2'ye bölme yöntemi. Ondan sonra veya eğri uydurma vesaire. Farklı kök bulma yöntemlerinde inputlarımız belli. Orada mesela belli aralıkta biz istiyoruz. Hatırlayacak olsak kök bulma yöntemlerini uygularken belli bir aralığı alıp
köke yaklaşmaya çalışıyorduk işte anlattığımız yöntemleriyle. Buraya da fonksiyonumuzu yazdıktan sonra girdilerimizi mesela fonksiyonu çağırıp aralığımız mesela fonksiyon hangi aralığında kök bulmak istiyoruz onu gireceğiz ve fonksiyonumuzu gireceğiz. Bize sonucu otomatikmen istediğimiz tabii kaç döngüde yapmasını istiyoruz onu da belirleyeceğiz. Daha sonra bizlere sonucu yansıtacak. Burada da fonksiyon tabii bunu mühendislikte istediğiniz her yerde uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Mesela sizin bir sabit bir devreniz olduğunu düşünün. Onun denklemleri belli ama değişkenler olabilir. İşte direnç değişebilir, empedans, indüktans değişebilir veya kaynak gerilim değeri değişebilir. Onlar işte input yaparak çıkışı da hızlıca çözümleyebilirsiniz. Kodla yazdıktan sonra girdilerinizi hızlıca değiştirip sonucu elde edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu haftalık da anlatacağım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.